Yap boz tahtasına dönülmüş olan mevzuat sağlık emekçilerinin örgütlerinin katılımına yeniden düzenlenmelidir. Emekçilere kadrolu, iş güvenceli istihdam sağlanmalı, kamu dışı emekçiler kadroya alınmalıdır. Birinci basamak ekibi genişletilmeli, bölge ve nüfusun özelliklerine göre belirlenen sayıda sağlık emekçisi istihdam edilmelidir. Nüfus ve performans adaylı ücretlenme yerine emekliye yansıyacak temel ücret uygulaması hayata geçirilmelidir. Birinci basamak sağlık emekçilerinin taleplerine yönelik toplu sözleşme hazırlanmalı. Tüm sağlık ve sosyal hizmet alanı için yapılan toplu sözleşmesinde birinci basamağa özgün yer verilmelidir. Denetim ve izlemlerin birinci amacı hizmet içi eğitim olmalıdır. Sağlık emekçilerinin karar mekanizmalarına katılımı sağlanmalıdır. Birinci basamağın gerektirdiği tüm hizmetleri sunabilecek genişlikte bir ekipten oluşmalı. Tüm sağlık emekçileri kadrolu istihdam edilmeli. Ücretlendirmede emekliye yansıyacak temel ücretler hedef alınmalıdır. Değerli basın emekçileri, değerli Eskişehirliler, biz bu talepler ışığında yarın yani 30 Haziran'da ve 1 Temmuz'da tüm ülkede birer günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz. Ve tüm birinci basamak sağlık çalışanları da bu eylemimize destek olmaya, halkımızda bu konuda bizlere katkı bulunmaya çağırıyoruz.